Estağfirullah. Çok önemli bir şey daha söyleyeceğim bu ayetleri okurken. Dedim ya, benim dersler yavaş gider yani, buna alışacaksınız yani, yavaş gider. Şimdi burada bir kadından söz etti. Elleti bir kadın demek. Tücadelü bir kadın tartışıyor demek. Fî zevciha eşiyle alakalı ha o kadın demek. Teşteki o teştekideki te kadın demektir. Bir kadın üzerinden gidiyordu. Şimdi ikinci ayette cevap gelirken bir kadın üzerinden gelmiyor cevap. Bu defa çoğul bir ifade geliyor bakın. Diyor ki Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ يُزَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ İşte cevap. İçinizden hanımlarına kim zihar ediyorsa bilsinler ki onların hanımları onların anneleri değildir. Bitti. Cevap. Cevap bir kişi üzerinden değil, toplum üzerinden veriliyor. Bunun esprisi şu. Kur'an'da bazı ayetler belli olaylar üzerine belli şahıslarla ilgili inmiş olsa da onun mesajı evrenseldir. Kur'an tarihsel bir metin değil, evrensel bir mesajdır. Bakın bir kadının sözü üzerine başlayan diyalogda ikinci ayette cümle çoğula, toplumsal bir yapıya dönüştürülüyor. اَلَّذ۪ينَ يُزَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ İçinizden hanımlarına zihar yapanlar bilsinler ki zihar yaptıkları hanımları onların anneleri değildir. Peki anne kimdir? اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا لَا اِي وَلَدِنَهُمْ O insanların anneleri onları kim doğurduysa odur. Bitti. Anne demek doğuran demektir. Arapçada şimdi